Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün itibariyle Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye başlıyoruz. Kitap içeriğinden kısaca bahsetmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Kitap 6 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Giriş bölümü, şiir bölümü, roman ve hikaye bölümü, tiyatro bölümü, öğretici metinler ve tekrar testlerinin yer aldığı 6. bölümden oluşmaktadır. Bu kitap toplamda 224 sayfadır. Cumhuriyet dönemi türlerine göre ayrılmış ve her bölümde konuyu anlayacağınız şekilde yeteri kadar test bulunmaktadır. Bu testlere baktığımızda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorular ÖSYM standartlarında kaliteli sorulardan oluşmaktadır. O yüzden bu kitabı çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum size. İsterseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden birinci soruyla başlamış olalım. Birinci soruda bu parçanın yazarının özellikle aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanarak romanını yazdığı söylenebilir demiş. Parçamıza bakalım. Ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Ben de onların arasındaydım ve onların arasında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. 8 yaşımdan beri çekiyordum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde senelerce bekledim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklı kapıdan içeriye girerdim. 9. hariciye koğuşuna doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içimde korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim. Kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim. Arkadaşlar bakın, şuradan itibaren bile alacak olsan, burada dikkat edecek olursanız kişinin iç dünyası ile ilgili bize bilgiler veriyor. Kişinin iç dünyası ile ilgili bilgiler veren bilim sosyoloji olamaz. Çünkü sosyoloji toplumla ilgilenir. Tarih olamaz çünkü burada tarihi bir konuyu anlatmıyor. Bunu denemiş oluruz. Herhangi bir coğrafi bilgi de yok. Bunu denemiş oluruz. Antropoloji bu da değil arkadaşlar. Bunu denemiş oluruz. Peki psikoloji olur mu? Tabii ki olur. Kişilerin ruh dünyasından, iç dünyasından bahseden bilim dalı psikolojidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Benzetme sanatından yararlanılmıştır. Diyaloğa başvurulmuştur. Felsefi düşüncelere yer verilmiştir. Cumhuriyet döneminin dil özelliklerini yansıtmaktadır. Gözlemci bakış açısıyla yazılmıştır. Şimdi parçamıza bakalım. Kıyıda belki hiç bitiremeyeceğim resme çalışıyordum. Arkamda uzanan C bir şey söyledi, döndüm. Anlamadım dedim. Kuyara ile Adako dedi. Ne o? Bir ilk çağ trajedisinin adı mı? Paleti bırakıp gittim yanına oturdum. Arkadaşlar bakın dikkat edecek olursanız şurada karşılıklı konuşma var. Karşılıklı konuşma nedir arkadaşlar? Diyalogtur. O yüzden biz buradan B seçeneğini çıkarabiliriz. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş olduk. Bütün çağların trajedisi bu Kuyara. Kumda yatma rahatlığı. Adako ağaç dalı kompleksi. Şimdi kumda yattığım için kuyara diyorum. Daha da genişletilebilir. Kuyara alışılmış tatların sürüp gitmesindeki rahatlıktır. Düşünmeden uyuyivermek. Bir teviye geçen günlerin kolaylığı. Ya Adako ağaç dalındaki gövdeden ayrılma eğilimini fark ettin mi bilmem. Hep öteye öteye uzar. Gövdenin toprağa kök salmış rahatlığında bir kaçıştır bu. Özgürlüğe susamışlıktır. Buna ben ağaç dalı kompleksi diyorum. Genç hastalığıdır. Ağaç dalı kompleksine tutulmuş kişi tedirgindir. İnsanların ağaç dallarını budayıp gövdeye yaklaştıkları gibi yakınları onu içindeki bu adakoyu da budarlar. Onu gövdeden ayırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Kimi insana ne yapılsa yararı olmaz. Asi daldır o. Ayrılır. Balta işlemez ona. Arkadaşlar bakın asi daldır o derken
insanı kimi insanları neye benzetiyor? Asi bir dala benzetiyor. Biz buradan da A seçeneğini çıkarabiliriz. O yüzden A seçeneğini denemiş olduk. Felsefi düşünceye yer verilmiştir. Bakın şurada özgürlüğe susamışlıktır diyor arkadaşlar. Buradan felsefi düşünceyi çıkarabiliriz. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Cumhuriyet döneminin dil özelliklerini yansıtmakta mıdır? Evet, herkesin anlayabileceği şekilde bir dil var arkadaşlar. Yabancı kelime sayısı yok denecek kadar az. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminin dil özellikleri vardır. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Gözlemci bakış açısı var mıdır bu parçada? Şimdi ona bakalım. Bakın arkadaşlar bitiremeyeceğim. Döndüm, dedim, oturdum ifadelerine bakacak olursak bunun gözlemci bakış açısıyla yazılmadığını görüyoruz. Bu arkadaşlar kahraman bakış açısıyla anlatılmış. Çünkü anlatıcı olayın kahramanlarından biridir. Kendini işin içine katmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Buna göre Adalet Ağoğlu özellikle aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır? Adalet Ağoğlu eserlerindeki kahramanların iç dünyasını yansıtmak amacıyla iç monolog ve bilinç akışı gibi anlatım tekniklerini kullanmıştır. Arkadaşlar, iç monolog, bilinç akışı, kişilerin iç dünyası tarihle ilgili olamaz. O yüzden bunu elemiş olduk. Coğrafya, yeryüzü bilimi, yine iç monolog, iç bakış açısı burada da olamaz. Bunu da elemiş olduk. Antropoloji, insan bilimi demek. Peki burada iç monolog, bilinç akışı, iç dünya olur mu? Olmaz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Sosyoloji, toplum bilimi. Burada da bilinç akışı, iç monolog olmaz. İç dünya olmaz. Bunu da elemiş olduk. Birinci soruyla bakın hemen hemen aynı. Arkadaşlar kişilerin iç dünyasını inceleyen, ruhuna hitap eden bilim dalı psikolojidir. Psikolojide de iç monolog, bilinç akışı gibi anlatım teknikleri kullanılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Kaşgarlı Mahmut'un Türkçenin Arap dili karşısında zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla hazırladığı nokta nokta adlı eserdir. Kaşgarlı Mahmut, Türk topluluklarının ağız özelliklerini hem ses hem de söz varlığı bakımından ayrıntılı biçimde ele almıştır. Çağdaş sözlük biliminde bugün de uygulanan bir yöntemle tanımladığı, hemen her sözün içinde geçtiği örnek cümleleri, şiirleri, atasözleri ve deyimleri vermeye özen göstermiştir. Arkadaşlar bakın bu eser Kutadgu Bilig midir? Hayır arkadaşlar. Çünkü Kutadgu Bilig adlı eser Yusuf Has Hacib'in eseridir. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. Peki Kamusu Türki midir bu eser? Tabii ki değil arkadaşlar. Çünkü Kamusu Türki Şemseddin Sami'nin eseridir. O yüzden biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Peki bu eser Muhakemetü Lugateyn midir? Değildir arkadaşlar. Çünkü bu eserde kimindir? Alişir Nevai'nin eseridir. Bundan dolayı biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Peki bu eser Lehçetül Hakayık mıdır? Bu da değildir arkadaşlar. Lehçetül Hakayık da hatırlarsanız direktör Ali Bey'in eseridir. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Yukarıda bahsedilen eser Divan-ı Lugat-ı Türk'tür arkadaşlar. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu ispatlamak amacıyla yazılan bir eserdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Ahmet Vefik Paşa'nın nokta nokta ve Şemseddin Sami'nin nokta nokta adlı sözlükleri önemli sözlükler arasındadır. Ahmet Vefik Paşa sözlüğünde Arapça, Farsça, Türkçe kelimelere yer vermiştir. Şemseddin Sami 20. yüzyılın başında hazırladığı sözlüğünün ön sözünde Türkçenin söz varlığını ortaya koyduğunu, dilimizin Türkçe olduğunu belirtir. Arkadaşlar şimdi Ahmet Vefik Paşa'nın yazmış olduğu bu sözlük nedir? Sizin de bildiğiniz gibi Lehçe-i Osmani adlı sözlüktür. Ahmet Vefik Paşa'nın diğer eserleri genellikle destan, anı, tarih karışımı bir eserdir.
Bundan dolayı buraya en uygun olabilecek sözlük Lehçe-i Osmani'dir. Yine Şemseddin Sami'nin günümüzde üniversitelerde yardımcı kaynak olarak kullanılan, hatta çoğu zaman başvurulan arkadaşlar Osmanlıca sözlük Kamusu Türkiye'dir. Bundan dolayı da seçeneklere baktığımızda doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru, psikoloji biliminin olanaklarından yararlanan bir yazarın özellikle aşağıdakilerden hangisinden yararlanması beklenemez demiş. Arkadaşlar, psikoloji biliminde iç gözleme yer verildiği için bir yazar bundan faydalanabilir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Yine iç monolog da yararlanan bir tekniktir. O yüzden bunu denemiş olduk. Psikolojide ruh tahlillerine yer verilir. O yüzden C seçeneğini denemiş olduk. Yine bilinç akışı da kullanılan bir tekniktir. Bunu denemiş olduk. Arkadaşlar, yazarlar genellikle diyalogdan yararlanmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Buna göre Peyami Safa söz edilen romanında özellikle hangi bilim dallarından yararlanmış olabilir? 20. yüzyıl yazar ve romancılarından olan Peyami Safa, henüz 2 yaşındayken babası İsmail Safa'yı kaybetmiş, 9 yaşında da hayatını etkileyecek fiziki bir hastalığa tutulmuştur. 9. Hariciye Koğuşu isimli otobiyografik romanında hastalıklı bir gencin başından geçenleri yazmaktayken aslında kendi hayatını ışık tutmaktadır. Bakın arkadaşlar, şuraya kadar olan kısımda sanatçı neden yararlanmıştır? Psikiyatriden yararlanmıştır. Çünkü ortalıkta bir hastalık varsa bu psikiyatrik bir durumdur. O yüzden bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Yine arkadaşlar, daha sonraki dönemde oluşan ruhsal duruma da biz ne diyoruz? Psikoloji diyoruz. Burada da psikolojiden faydalanılmıştır. Şimdi seçenekleri inceleyecek olursak sosyoloji toplum bilimi bunu elemiş oluruz. Tarih olmaz, bunu da elemiş oluruz. Sosyoloji yine toplum bilimi D seçeneğini elemiş oluruz. O yüzden E seçeneği de gitmiş olur. Geriye kalan psikiyatri ve psikolojinin yer aldığı C seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 8. soru. Bu dörtlük içerik özellikleri dikkate alındığında özellikle edebiyatın aşağıdaki bilimlerden hangisiyle olan ilişkisine örnek verilebilir? Gezerken aklımın evine vardım. Akıl gitmiş, fikir evde yoğ idi. Üslubum takındım, usula sordum. Akılın evinde hırt hış çoğ idi. Arkadaşlar bakın, akıldan bahsediyor. Yine akıl ifadesini görüyoruz. Fikir ifadesini görüyoruz. Şimdi burada da akıl ifadesi var bakın. Bunlara bakacak olursak bu parçada arkadaşlar tarihten yararlanılmış mıdır? Hayır, bunu elemiş oluruz. Peki coğrafya ile ilgili bilgiler var mı? Bu da yok. Bunu da elemiş oluruz. Toplumsal bir olaydan, toplumsal bir konudan bahsediyor mu? Hayır. O yüzden sosyoloji de elemiş oluruz. Peki insanla alakalı, insan bilimi ile ilgili bir şeyden bahsediyor mu? Bundan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar burada akıldan bahsediyor. Akıl varsa burası felsefedir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 9. soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır demiş. Edebiyat ve felsefe, dil, amaç, ele aldıkları konuyu, problemi, inceleme yöntemi ve konuya yaklaşımı gibi dayandıkları temel özellikleriyle birbirinden bütünüyle ayrılır. Edebi ve felsefi eserlerin dili birbirinden çok farklıdır. Edebi eserlerde dil, yan ve mecaz anlam, sembol, imgelerle oluşturulan özel bir dildir. Felsefi eserlerde ise dil açık ve anlaşılırdır. Edebiyatın amacı okuyucuda güzellik duygusunu uyandırmak ve ona zevk vermektir. Bu sebeple edebiyatın ilk planda doğru, iyi ve faydalı olma, mutlaka bir gerçeği ifade etme gibi sorumlulukları yoktur. Halbuki felsefe tek bir gerçeği benimser. O gerçek dışında gerçek kabul etmez. Felsefe durağandır, gelişime ve değişime karşıdır demiş. Arkadaşlar bakın, altını çizdiğimiz yerlerin hepsi yanlıştır. Çünkü felsefe tek bir gerçeği kabul etmez arkadaşlar. Birden fazla gerçeğin üzerinde durur. Felsefe sorgulayıcıdır. O yüzden felsefe durağan değildir. Felsefe gelişime açıktır. Sürekli sorular sorduğu için
değişime de açıktır. Bundan dolayı da 5 numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna geçiyoruz. 10. soruya. 10. soruda bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir diyor. Parçamıza bakalım. Edebiyat ve felsefe insanın kendi varoluşunu açığa vurduğu, ortaya koyduğu, dil üzerine inşa edilmiş, kurulmuş iki farklı etkinlik alanıdır. Bakın, açığa vurmak ortaya koymaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bununla bir numaralı ifade uyuşuyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yine inşa edilmiş, kurulmuş, inşa etmek yeni bir şeyler ortaya koymak, kurmak anlamına gelir. Bununla da bunun uyuştuğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. İnsanı ilgilendiren, uğraştıran hemen her şey hem edebiyatın hem de felsefenin konusudur. Arkadaşlar bu dursun. Sanatçılar eserlerinde içinde yaşadığı toplumu veya bütün insanlığı ilgilendiren günlük veya genel geçer bir konuyu, problemi işler, ele alır. Bakın, işlemek zaten ele almak demek. Bununla örtüştüğünü görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bunlar aynı zamanda felsefenin de konusu olduğu için edebi eserler içerik bakımından, yani konu bakımından felsefi bir boyuta sahiptir. Arkadaşlar içeriğin diğer adı zaten konudur. Bununla da bu örtüşmektedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat ilgilendiren kelimesiyle uğraştıran kelimesi örtüşmemektedir arkadaşlar. İlgilendiren demek alakalı, ilgili demek. O yüzden burada uyuşmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.